Merhaba. Alo. Hoş geldiniz yayına. İyi günler, kolay gelsin. Ne söyleyeceksiniz İrem Melis Hanım'la ilgili? İrem Melis Hanım'la siz sorun, ben cevap vereyim size. Ben ne sorunu, ne yaşadığınızı ne bileyim? Gökhan'la İrem Melis sizin yayına bağlandığınızı zamanlar... talep eden kişim Gökhan Köse. Gökhan Köse, aynen. Ben Gökhan Köse ile İrem yüzünden mahkemelik oldum. Niçin mahkemelik oldunuz? Mahkemelik oldum. Yanınızdaki kişi... Cümlelerinize dikkat edin lütfen. Ben yok, argo kelime kullanmıyorum. Sadece insan gibi bağlandım. Derdimi anlatıp kapatacağım. Peki, yani bu saatten sonra neyi söyleyeceksiniz? Niye mahkemelik oldunuz? Zamanında İrem beni Gökhan'a karşı kışkırttı. Bizim yazışmalarımız da var. Birbirimize küfürleştik. Bunlar belgeleriyle falan mahkemelik oldum. Ben mahkemeye çıktım. Peki şunu merak ediyorum. Hepinize sorabilir miyim? İrem biriyle yazıştığında Gökhan'a, Gökhan biriyle yazıştığında İrem'e. Hayır. Siz biriyle bir dakika. Yazışmaları... Gökhan kasanından çıktığı bütün kızları yayına dikerim. Ben... Bravo. Bakın yani, Esra Hanım, bir şey diyeceğim. Lütfen. Çok, bakın siz, lütfen. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Aynı şey değil. Ben bu şahısla mahkemelik oldum. Davalık oldum. Sebebi de şu. Benim kızımın... Nasıl kanka oldunuz peki? Kanka manka olmadık biz. Nasıl hala aynı mahkemede. Nasıl yayına bağlattırıyorsunuz? Bağlattırıyorum. Kendisi ulaşmış çünkü yazışmaları var. O zaman var. Ben de Gökhan'ın Mustafa'nın konuşurken videoyu çektiği kardeşimle videoyu vereyim buraya. Alakası yok. Ben Ali Bey'e de gösterdim yayından önce. Çok Ali Bey'e de söyledim. Ya, ikinize de sormak istiyorum. Benim için ne Gökhan Köse ne İrem Melis çok önemli değil. Burada yani yarım saat daha 24 saatte bunlar yaşanıyorsa... Siz yıllardır birbirinize neler yapmışsınızdır Esra ya. Esra Hanım, ben size şunu söyleyeyim mi? Vallahi. Bakın şimdi, yıllardır neler yaptık? Ben size çok kısa bir özet geçeyim. Yıllardır 9 kere, bakın Gökhan yıllardır, yıllardır 9 kere, 9 kere. Atatürk Parkı'nda düğün salonunda nişan yaptın. Düğün takılarını da alıp Tuğba'yı dövdün. Ben. Bağlayabilir misiniz? Ben. Bir hanımefendi var. Bir şey diyeceğim. Biliyor. Siz Mustafa Fırat'tan aldınız mı? Aldık hatta. Bir tekrar ne olacaktı? Ne diyecekti? Şunu diyecekti. Biliyor değil. Beni aradı. Ses kayıtları mevcut. Ses kaydı almamı gerektiğini söyledi. Ben Tuğçe Hanım'a zaten ses kayıtlarını attım. Şimdi biz burada eğer bir şeyi konuşup açıklığa kavuştur. O zaman oturacak. Sizsiniz. Ben değilim. Siz iki gündür benim üstüme onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Buna çocuğu anne dedirtmişsin, buna abla dedirtmişsin. Ya bu 7 yıldır ben bu çocuğu nasıl büyütüyorum biliyor musunuz? 7 yıldır ben bu çocukla ilgili bir yere gitmişim biliyor musunuz? Yok, biz anlıyoruz. Neredeydi iki kez geldi? Bu çocuğun bir sürü annesi var, biz biliyoruz çocuğun büyüdüğünü. Şu an 7 yaşında çocuğun yolda bir kadın resimleri tanımayacak. Tanımıyor, bu anne velayet davası velayet açıyor. Hakkı anne ve babaya ben hak istediğim zaman çocuğuma velayet hakkı açabilirim. Bunun da canlı yayın açmasını yaptım. O zaman velayet hakkı dinleyeceksiniz. O zaman çocuğun velayeti düşünmüyorsunuz. Menfaat ne? Menfaat çocuğun hakkı deyip de elin kadınlarından 30 bin lira para almak mı? Ya lütfen üslubumuza siz de dikkat edin bir kadın olarak. O zaman neden 7 yıl siz bir kadın olarak bunu doğru söyleyebiliyorsanız benim için ben bakın şey boşanma size. Davalarında ben hiçbir her şey zaman Esra Hanım taraflara derim ki siz anlaşamamış olabilirsiniz, boşanabilirsiniz, önemli olan çocuktur. Siz bu çocuk için her zaman arkadaş kalacaksınız. Bu çocuğun mezuniyeti olur, düğünü olur vesaire. Her zaman bir araya geleceksiniz. Ama ben bir kadın olarak 7 sene boyunca çocuğunu görmeyen bir bayanı buradan sansa bulamam. 7 sene, çocuk 7 yaşında, 7 senedir görmüyorum. Biz 2014 yılında ayrılmışız. Ama ben 7 senedir görmüyorum. Almamış, velayet hakkını almayacağım diye bakın dilekçe vermiş. Tamam, şu an velayetin dilekçe için dava açılır. Ben engel görüşlerinde bile görmek istemiyorum. İkiniz de karşılıklı birbirinizle alakalı, geçmişteki yaşadıklarınızdan, ilişkilerinizden, yazışmalarınızı, özel hayatınızı, her şeyinizi paylaşacak kadar... Yani hani arada hiçbir düzeyin olmadığı, biz böyle birbirimizle bir şey paylaşmıyoruz ki. Bir ilişki, bir boşanma ve o süreci de yaşamışsınız.
Bunu nasıl başardınız? Şimdi şöyle, bizim boşandıktan sonra İrem Hanım zaten evlendi. Düğün fotoğrafları da var. Evlendi. Tabii ki evlendi. Hayalinde evlendi, bak evlensin. Siz de evlenebilirsiniz. Bakın ben, bana yazışmalarda mevcut. Bana eşinin fotoğraflarını attı, şu yaşta şu işi yapıyor. Dedim ki İrem, biz olmadık. Olamayız da, olamayacağız da. Hı hı. İki dünya bir araya gelse olamayacağız. Bunun yazışmaları ama var. Ama aynı yazışmalarda Gökhan Bey'in ondan sevgilisinin dedim ki, o anda hamile olduğu da var. Pardon? Evet. Yazıklar olsun ya. Ve eşinin ya. De siz bu eski kadar eşine döndüğü yazışmalar sevgili var. Sevgili seyirci, yazıklar asıl benim ya. Sormam gereken daha önemli bir soru var. Bu kadar yazışıyorsunuz, ilişkileri onlara biliyorsunuz. Bu çocuk nerede? Bunda benim eşim. Yanımda çocuğum. Nasıl ya? Anne baba olamadınız? Çocuğum hayır. Hep benim yanımda. Bakın tekrar peki, nasıl anne baba İrem, olamadınız siz? Bakın biz Antalya'dayız. Yazışıyorsunuz. Neler yaşandığını biliyorsunuz. Çocuk nerede bu arada çocuk ya? Çocuk benim yanımda Esra Hanım. İşte yazışıyoruz. Çocuk nasıl? Çocuk anneyi niye görmüyor? Ya, anneyle niye bir araya gelmiyor ki ben nerede göstereyim Esra Hanım? Gelmedi. Bir kere gelmedi. Yemin ediyorum gelmedi. 2014 yılında gelmişsin. Sen niye şunu yapmadınız? Ben nereye götürdüm? İyi bir babasınız. İyi bir babasın. Niye annesiyle görüştürmedin? Evet. 2013 yılında ben Kurban Bayramı'ndan önce yalan söyleyerek getirdiğim bir kadını kaç 2014. Defa getireyim kapına? 2014 yılında ne darpmayı ne yaptınız? Şöyle bu yazışmalar zaten zorla boşanmayla ilgili yazışmalar. Boşandık. Bitti. Eylül ayında geldik. Esra Hanım Eylül ayında 3 gün benim evimde kaldı. Bak dedim evlisin. Ne güzel. Şunu da dedim. Bak şunu da dedim. Evlisin. Ben bizim iki tane evimiz var. Ben öbür tarafa da geçip kalabilirim. Sorun değil. Biz hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık. Evde olduğu sürece ben zaten çıktım, işimi yaptım, geldim. Bu zaten evdeydi bütün gün. Üç gün benim evimde kaldı. Hatta annem ve kız kardeşim de Isparta'da bir alışveriş merkezine gittiler. Alışveriş yaptılar kızıma da, kendisine de. O kendine, Gökhan Bey. Şimdi şu, bundan üç hafta sonra, bakın, bundan üç hafta sonra. İcra geldi mi çocuğunu teslim almaya? Bundan üç hafta sonra. Teslim ettiniz mi çocuğu? Son olaya gelin. Ama soruyor, son olaya gelin. Bir dakika, rica ediyorum, geleceğim oraya. Bakın, oraya geleceğim. Ya, sayın bakın, bir şey ya. Yayıyorsunuz. Son olaya gelin. Somut olaya gelin. Tülya Hanım diyor ki icra yoluyla bakın, kaç kere çocuğunu görmek istedi? Bir kez. Bir kez. O hangi da şöyle. Yıl? Gökhan Bey hangi yıl görmek istedi icra yoluyla? Efendim? Hangi yıl görmek istedi icra 2018 yoluyla? 2018 sömestr tatili başladı. Görüş gününe göre ilk hafta kendisini alıp götürmesi gerekiyordu. Peki İrem kaç kere icra yoluyla çocuğunu görmek istedi? Bir kere, iki kere icra ile gittim ama birinde icra bir kere, evra hayır, elimdeydi. Bana bir kere celp geldi. Bana bir kere celp geldi. O da 15 tatil başladığında. Ben şöyle onu da açıklayayım. Onu da açıklayayım. Cumartesi günü gelip alıp pazar günü getirmesi lazım. Cumartesi günü Tekirdağ gezmelerine gidiyordu. Yanında başkalarının çocuklarıyla durumlar attı. Pazartesi günü geleceğim dedi gelmedi. Çarşamba geleceğim dedi gelmedi. Ben her gün 24 peki, saat İrem Hanım'ı bekleyeceğim. Peki siz icra çocuğunuzu görmek istediniz. İcra tarihi ortada bakabilirsiniz. İrem seni dinliyoruz şimdi. İcra yoluyla çocuğunu görmek istedi. 28 Ekim'de icra ile gittim. Ama şöyle bir şey vardı. 28 vardır. Ekim'de ben... gelmedi. Bana gelmedi. 28 Ekim'de. Bekleyin ama cevabı bana hiçbir versin. Şekilde icra ile gelmedi. Bu sizin anlattığınız. Elimde icra tebligatı vardı. Karakola kadar gittim. Mesajlarda mevcut. Isparta'ya gittiniz. Evet Isparta'ya gittim. Karakola gittim. Gökhan ben geldim. Çocuğu göreceğim gel, dedim. Gel dedim gör. Gel gör demedi. Karakola geliyorum dedi. Karakola geldi. Karakoldakilerle görüştü. Hangi pedagog karakol? Ve Isparta Gönel'de bir tane karakol var. 28 Ekim'de öyle mi? 28 Ekim. 28 Ekim. Peki o icra kararını görelim o zaman. Teslim edin Tuğçe Hanım o icra kararını. Bakalım hep beraber. Bir kez 2018 yılında Şubat ayında 15 tatil başladığında geldi. Görüş gününün bitmesine 3 gün kala geldi. Görüş günü bir hafta, bitmesine 3 gün vallahi kala Gökhan, geldi. Vallahi Gökhan sen buraya konuşmaya bakın, gelmişsin, dinlemeye gelmişsin gerçekten. Şey, Ekim ayında geldiğinde çocuğu gördü gitti. 3 hafta sonra görüş günü olmamasına rağmen eşi değil, yanında başka birisiyle geldi. Başka bir adamla geldi. Hatta adam. kızıma bir şeyler almış. Evet. Adam adını bilmiyorum, erkek, bay. Bir beyefendi diyeyim artık, öyle geldi. Bunları Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiler. Bakın, zaten şu Gönen anda. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişler. Orada bir polis memuru beni aradı. Dedi ki eşiniz geldi, bir emniyete kadar gelir misiniz? Gittim, dedi ki bize göstermiş olduğu görüş kararına göre dedi. Bu hafta görüş günü değil. O gün görüş günümdü. Değildi. 28 Ekim'e bakarız. Değildi. O gün görüş karakoldan günümdü. Karakoldan çağırdılar zaten. Görüş günü olmadığı için çağırdılar beni. Peki, bunu sunmak İrem, için. Sen bunca yıl çocuğunu görememe sebebin neydi? Bunca yıl görememe sebebi Gökhan'ı arıyorsun. Engelliyor. Değil. Mesaj atıyorsun, engelliyor. Peki. Hakaret ediyor, tehdit ediyor. O mesajlar neden duruyor? Yasal yollara başvurmadınız? Niye? Hülya Hanım'da 2015 mesajları var, orada da tehditler var. Gitti, şikayetçi oldu zaten. Sen beni tanımadın ben. Konuşayım. Neyi konuşayım? Ay, beni en az 20 kişi aradı ya. Niye sevgilin aradı beni? Bir sürü sevgilin sen aradı arayıp beni ya. Sen arayıp yazıyor olmayasın. Geçen haftakine göre. Hangi kadın bu çocuk? Araya girebilir miyim? Araya girebilir miyim?
Selfie başlamışsın, özel hayat, özel hayat, özel hayat. Biraz önce sorduğum arada soru buydu. Yani şey birbirinizin ya. Kiminle sevgili olduğunu, arkadaşlık ettiğini onu burada biliyorsunuz ama... Burada biz çocuğumu konuşacağız, özel hayatı mı konuşacağız, neyi konuşacağız? Yani her şeyi birbirinizle alakalı biliyorsunuz ama... Çocukla alakalı elde, yani elle tutulur, gözle görülür bir şey yok. Hiçbir şey yok, yok. Kendisi de bilmiyor. Şunu da soracağım. O da umursamıyor çünkü. Çocuğun görüş günü, semester ya da ara tatilde bir haftaydı. Niye son 3 gün gitti? Son 3 gün, açıklamama sonunda izin verecekse eğer, 7 gün süresi var bunun. 7 günün önünde Gökhan'a evrak gitti. Çocuğu 7 gün içinde... Evrak bana semesterden önce geldi. Davayı açtı, evet, 7 gün içinde sana geldi. Diyor ki burada iki tane avukat var. İcra evrak söyledi. 7 gün içinde çocuğu teslim et. 7 gün içinde çocuğu teslim etmezsen icra ile çocuk alınacaktır. Değil mi? Ben 7 gün içinde teslim hayır, etmediği açıklamasını için 7. gün Tekirdağ, çarşamba günü Çorlu'ya de oldu. Perşembe günü ben o icra ile gittim. O tarihlerde ev taşıyorlardı. Arkadaşlar ikiniz de o kadar... Bakın o tarihte ev taşıyordu Esra Hanım. Ev taşımaya gitti. Ev eşyası götürdü. Bakın bana arasa... Ben şimdi yine dese ki, bakın, yine bana dese ki Hülya Hanım yazıyor yani. Almadı. Yani ev taşıması kimle geldiği, ne yaptığı, ne ettiği her detay var. Var. Allah. Ama çocuğu görme sonucu yani yok. Yani o ilişki yok. Var, o çekişme var, o düşmanlık çünkü beni her var. Yerden takip o ediyor. Var, karşılıklı suçlama var. Çocuk nerede arkadaşlar? İşte ben de onu soruyorum Esra Hanım. 7 yaşına girmiş çocuk. İki kez gelmiş. İki kez senin gelmiş. Senin çocuğunu annesi. Evet. İcra yoluyla görmeyi hak ediyor mu? Bunun nedenini söyleyeyim. Benim kapıma eşiyle gelmezse, eşi dışında akrabası olmayan, kan bağı olmayan bir adamla gelirse, sürekli beni tahrik eder ben mesajlarda bulunursa. Ben senin hiç kapına gelmedim. Esra Hanım, ben her seferinde kalıbımı basarım. Gittim. Buradan Isparta'ya gidip kızıma sarılmak nasip olmasın. Bu kadar da büyük yemin ediyorum. Eğer derdi benim çocuğumla şu kadarcık bir şeyse ben adam değilim. Eğer derdi çocuksa, derdi çocuk olan bir insan bir hafta önce gidip de icra talebiyle çocuğu görmeye başvurup da bir hafta öncesine kadar 7 sene boyunca bu çocukla hiç... Bakıp sorabilirsiniz. Ondan sonra lütfen dikkat edin. Hitaplarınıza dikkat edin. Herkes sizin benim kişiliğime hakaret etme hakkınız yok. İrem, beni eleştirebilirsiniz. Dedi, lütfen beni eleştirebilirsiniz. Etmedi. Dışarıdan müdahale istemiyorum. İrem, söylediği her şeyi cevaplar mısın? Biraz önce bir, anlattığı hiç 2014 her şeyi. Yani çocuğunu İrem hiçbir zaman görmek istemedi. Bu konuda çok yakın değildi. 2014 yılında biz ayrılmış mıyız? Ayrılmışız. 2015 yılında ben mesajlaşmış mıyım Gökhan'la? Beni orada tehdit etmiş mi, engellemiş mi? 2015 etti. Bir yıl boyuncaki süreç nasıl? Bir yıl boyunca aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bir yıl boyunca aynı şekilde devam ediyor. Zaten beni her... Beyefendinin 3 tane Facebook hesabı var. 3'ünden de engelliyor. İrem Hanım mesajla engelleniyorsa... Biliyor musunuz? Bir hala var mı? Babaannenin numarası yoktu bende. Var. Annemin kız kardeşimin numarası 7 senedir aynı. Ya aynıdır bende yok. İrem Hanım 2015 yılında Gökhan Bey sizi mesajla engellediyse neden yasal yollara başvurmadınız? Başvurmadığımı kim biliyor? Hayır icra emri yok öyle bir... 2018'e kadar herhangi bir... Yine de başvurabilirdi. Ben çocuğumu göremiyorum diye başvurabilirdi. Tamam çocuğu ben biliyorum. Bir tane davası Esra'da bu programa çıkmadan 15 gün önce dışında bir tane davası. Nasıl? Ben bunu biliyor muyum? Vallahi boşan çocuğunu göremeyen olmadım. Anne her türlü yolu dener İrem Hanım. Ben bu dediğinizi kabul etmiyorum kesinlikle. Şunu ben merak siz bir avukatsınız, ben normal bir şahsım. Gider bir avukata danışabilirsiniz. Sadece avukatlar İrem, çocuklarını şimdi, görmek için mücadele etmiyor. Çok içgüdüsel bir şey. Yani anne olan insanlar o... anneler enteresan bir şekilde böyle bir durumda çocukları konusunda bir panterleşirler yani. Hani Esra Hanım gider kapısında bile yatarım böyle bir şey olabilir size mi? Size şunu sormak istiyorum. Siz boşandınız, ayrıldınız, şiddet gördüğünüzü iddia ettiniz. Şey de var zaten kesinleşmiş kararlar da var annenize falan da. Hani gidip defalarca atıyorum babaanneye, yakınlara, aileye, çocuğunuzu görmek için mücadele ettiniz. Bakın burada anneliğiniz üzerinden vuruyor. Sizin de kendinizi savunuyor olmanız lazım. Yani ben çocuğumu görmek istediğim kapısına da gittim. Şu olaylar da oldu, bunlar da gelmedi, yaşandı. Gelmedi, hiçbir zaman gelmedi. Bakın size annem, bakın bunu. Annem ben yalvardı Esra Hanım. İrem, şurada bir parantez açıp tam cevap versin ben de bir şey anlatacağım. Kaç yaşındaydı? Benim kızım çocuğum şu anda 7 yaşında. Ben o zamanı soruyorum. 2014 yılında bile ben defalarca görmek istediğimde göstermedi. Önce beni dinlersen lütfen. Cevap verin lütfen. Sonra beni bir gün akşam oturuyorum... vesaire onu anlatacağım. Ben kalktım buradan, ilk uçağa bindim, Isparta'ya gittim. Arabaya bindiğimde bana
Çocuk hasta değil, sadece çocuğu gör diye seni bu şekilde çağırdım. Ne alakası yok? Ben oraya kadar orada bir yalanla çağırmışım, gün, bu lafını söylemedim. Gün. Gökhan lütfen ya, lütfen. Gökhan Bey, hakkınızdaki ceza mahkumiyet kararları kesinleştiğinde... Üç gün ben orada çocuğu gördüm. 53. maddeye göre velayetin kaldırılması durumu...